Ayşe Böhürler Tehlikeyi anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ve Almanya seyahatlerinde üzerinde durduğu konulardan birisi FETÖ meselesiydi. Merkel'le yaptığı basın toplantısında bu konuyu şu açıklıkta ele aldı. Binlerce PKK mensubu Almanya'da, FETÖ terör örgütünün de yüzlerce mensubu buralarda bulunuyor. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Yakalayıp teslim etmek ülkelerimizin huzuru, mutluluğu ve güvenliği için çok büyük önem arz ediyor. Batı ülkelerinde bu iki örgüte ilişkin algı değişimindeki zorluğun pek çok sebebi var. Bunların başında Türkiye'de batı ile ilişki kuran kesimin onlara sempatisi geliyor. FETÖ hareketi yönetilebilir, yönlendirilebilir bir İslam projesi olarak onların bakış açısını yansıtıyordu. Bir diğer önemli sebebinde FETÖ'nün sadece ve sadece 15 Temmuz darbe ile gündeme getirilmesi olduğunu düşünüyorum. Batı'da pek çok insan bu hareketi Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarına karşı oluşmuş bir siyasi hareket olarak görüyor ve bu nedenle de destek diyor Diğer taraftan o ülkelerde dinlenen Türkler ne yazık ki Türkiye'yi bir nefret ülkesi haline getirmeye baş koymuş kişilerden oluşuyor kendinden nefret eden Türkler siyasi görüşü çeşitli olsa da hepsi o devletlerin nezdinde değer buluyor ne kadar çok kendinden, Türk ve Müslümanlardan nefret edersen o kadar değerlisin. Mesela dün Almanya basınında çıkan Seyran Ateş'in yazısı da böyle bir karakteri yansıtıyor. Erdoğan'ın ve DİTİB, Diyanet'in Türk minniyetçiliği ile harmanlanan İslam anlayışı Avrupa Birliği'nin değerleri ve Alman anayasası ile bağdaşmıyor ve bunların ne Almanya'da ne de Avrupa'da yeri var. Aynı zamanda kendisini laik ve liberal İslam'ı savunan i̇bn Rüşt, Göte Camii'nin kurucusu olarak tanıtan Seyran Ateş, Ditip Camii'nin açılışına da karşı tabi. Ona göre laik seküler bir Müslümanlık için Türkiye ve Erdoğan'dan kurtulmak şart. Kısaca kilisesiz Hristiyanlık gibi Türkiye'siz Müslümanlık üzerine kendilerince çalışıp duran çok mihrak var. FETÖ'nün de Almanya'da ve diğer ülkelerde içine girdiği kalıp tam da bu. Buna karşı bizim FETÖ meselesini geçmişiyle farklı isimlerle anlatmamız gerekiyor. 1998 yılı RP kapatılıyor, FG zirveye çıkıyor. Bu dönemi Oral Çalışlar, İslamcılığın Üç Kolu isimli kitabında şöyle anlatıyor. 1998 yılı RP macerasını bittiği, FG'nin zirvelere tırmandığı yıldı. Bir yerlerden düğmeye basılmış gibi gündemin başına oturmuştu. Medya eskisinden daha çok ona yer veriyordu. Neval Sevindi'nin FG ile New York Sohbetleri bir yazı dizisi olarak Yeni Yüzyıl gazetesinde yayınlanıyor, medyada en verimli çağını yaşıyordu. Hulusi Turgut'un okulları anlattığı yazı dizisinde cemaate öyküler yağıyor, yine o yazı dizisi de yeni yüzyılda yayınlanıyordu. Daha önce bu okulların kendisine ait olmadığını söyleyenler artık buna itiraz etmiyorlardı. Bu okullarda Atatürk büstünün bulunması hangisinde yoktu acaba? İstiklal Marşı'nın okunması, okunmayan okul var mıydı? Kimi yazarları çok etkiliyordu. İşte çağdaş Müslümanlık bu yorumları yapıyorlardı. FG tam anlamıyla meşruiyet kazanmıştı. Tam bu sırada papayla görüşmesi övgüler alıyordu. Tüm bunlar olurken tam tersi görüşlere aktaran yazılar da yayınlanıyordu. İsmet Berkan'ın 17 Ocak 1998'de radikalde çıkan bir yazısı devletin bazı mihraklarının aynı fikirde olmadığını gösteriyordu. BCG, RP'nin ardından cemaati özel biçimde izliyor notuyla yer alan yazısı farklı bir görüşü temsil ediyordu. Aydınlıkta çıkan bir yazıda FG İmparatorluğu en az 8 ay içinde yerle yeksan edilecek deniyordu. Ardından Orgeneral Kemal Yavuz bir TV programında FG hangi yetki ve sıfatla Papa ile buluştu. Türkiye Büyükelçisi nasıl bir gerekçe ile onu resmi protokolle karşılayıp ağırladı diye soruyordu. Kanal 6'da yayınlanan ceviz kabuğu programı da okulların gerçek yüzlerini deşifre eden açıklamalar yapıyordu. Cengiz Çandar gibi liberal yazarlarsa genel kurmayın onlara ilişkin tutumunu önemsizmiş gibi görüyor ve sıkıysa ise giden üstüne mealli bir yazı yazıyordu. FETÖ idari kadrosunu ve çevresini Batı ile olan ilişkilerini seküler ve batıcı kesimden aldığı destekle güçlendirdi. Ancak bir o kadar da onları tehlikeli bulan ekipler vardı. Mesela FG'yi Türkiye'ye gelmekten vazgeçiren olay Telekulak skandalıdır. Çünkü bu skandal bir telekulak çetesi olduğunu ortaya çıkarmanın ötesinde susurluğa kadar uzanan bir örgütü de deşifre eder. Bu dönemlerde FG yandaşı polislerden de bahsedilmeye başlanır. O dönemde yayın hayatına yeni başlayan Cem Uzan'ın Star gazetesi onlara odaklanır. Pek çok haberin ardından Star gazetesinin işte Cumhuriyet rejimine karşı en sinsi örgütlenmenin gerçek yüzü başlıklı haberi ülkeye dönmesine mani olan bir süreci özetler. Batı'ya bu örgütün iç yüzünün geçmişin izinden giderek çok daha iyi anlatılabileceğine inanıyorum.